Herkese merhabalar. Ben Nurdan Çalgıç. Kanalıma hoş geldiniz. 21-27 Ekim haftasını değerlendireceğim. Bu hafta güneşimiz burç değiştiriyor. Çarşamba günü artık Akrep Burcu'na ilerliyor olacak. Ve önümüzdeki bir aylık süreçte hani hep ilişkiler vurguluydu. Güneş terazide ilerlerken ilişkiler dedik. Orada bir tutulma yaşadık. Şimdi artık önümüzdeki süreçte bazı şeylerin derinlerine inme ve dönüşüm etkisinde olacağız aslında. Yani geçtiğimiz dönemde sürüncemede kalan her ne varsa artık bunlarla ilgili bir dönüşüm sürecine girdiğimizde ifade ediyor açıkçası. Şimdi şöyle haftaya bir genel olarak bakalım sonra da tek tek burç yorumlarına değineceğim. Siz sadece kendi burcunuzu izlemek ve dinlemek istiyorsanız aşağıdaki açıklamalar kısmında kendi burcunuzun başladığı dakikaya tıklayarak ilerleyebilirsiniz. 21 Ekim pazartesi gününe ayın ikizler burcu seyriyle başlıyoruz. Ve günün ilk yarısı Ay Jüpiter'le bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Gece saatlerinde Neptün'le zorlu bir açısı olacak. Ve sonrasında da güneşle uyumlu bir açı yaparak günü kapatacağız. Şimdi pazartesi gününün enerjisine baktığımda aslında güne aktif ve iyimser başlıyoruz. Çok hareketli olabiliriz. Anlaşmalar, konuşmalar, belki ticari konular tüm bunlarla ilgili şanslı etkiler var aslında. Eğitim gibi, seyahat gibi, anlaşma ve sözleşme gibi konuları ele almak için günü değerlendirebiliriz. Özellikle ilk yarısı oldukça şanslı ve fırsatları açık etkilerde olacağız. Konuşmak, paylaşmak, sosyalleşmek adına da bir o kadar verimli bir gün. Gece saatleri biraz yanılgılara açık olabiliriz, yanlış anlayabiliriz, bazı şeyleri farklı idrak edebiliriz. Burada gece saatlerinde de her duyduğumuzun doğruluğuna inanmasak iyi ederiz. Sonrasında yine enerjiler toparlanıyor ve günü güzel kapatıyoruz. Pazartesi günün enerjisi genel anlamda güzel gibi duruyor. Salı gününe baktığımda ay artık yengeç burcunda ilerliyor olacak. Öğle saatlerinde ay düğümleriyle zorlu bir açısı. Venüs kuzey ay düğümüyle uyumlu bir açıda olacak. Gün geneline yansıyan bir etki olacak bu da. Yine Güneş ve Plüto arasında zorlu bir açı olacak. Merkür ve Satürn arasında da uyumlu bir açı olacak. Günün genel anlamda enerjilerine baktığımda güne biraz endişeli, kaygılı başlama ihtimalimiz var. Özellikle mide bölgemize dikkat etmemiz gerekiyor. Mide hassasiyetinin biraz daha arttığı, vurgu yaptığı bir gündeyiz. Ev ve aile ile ilgili bazı konular, bazı problemler ya da çözülmesi gereken bazı temalar böyle içsel stres oluşturabilir. İlişkiler adına, özel ilişkiler adına aslında oldukça pozitif bir gün. Fakat otorite konumundaki kişilerle işte iş yerinde ya da genel anlamda anne ile babayla gibi biraz daha mevkice bizden yüksek ve otorite olarak kabul ettiğimiz kişilerle bazı konuşmalar yapmak adına çok da uygun bir günde değiliz. O yüzden odağımızı biraz daha özel ilişkilere çevirmek çok daha katkı sağlayacaktır. Yine akşam saatleri takıldığımız, çıkmazda gibi hissettiğimiz konulara ilişkin destek talep edebiliriz. O takıldığımız konularda uzman kendisine ve fikrine güvendiğimiz kişilere danışmak, sormak, fikir almak adına oldukça pozitif etkilerde olduğumuzda görülüyor. Çarşamba gününe baktığımda ay yine yengeç burcunda seyrini sürdürürken sabaha karşı Satürn'le ve Merkür'le çok güzel bir açısı olacak. Yani gece sabaha karşı olan bu uyumlu açının etkileriyle aslında güne başlayacağız. Dolayısıyla rüyalar olabilir, sabah kalktığımızda aklımıza gelen bir fikir olabilir. Bazen olur ya zihin artık uykudan uyandığında o ilk e, akla bir şey gelmesi, bir şey hissedilmesi gibi. Çarşamba sabahı buna dikkat etmenizi çok isterim. Sabah kalktığınız gibi hangi duygu durumuyla uyandınız? Çünkü muhtemelen orada zihin bazı düşünceleri, bazı planları programlayarak hayata nasıl geçireceğimiz noktasında bizi destekleyecek. O yüzden çarşamba sabahı buna dikkat edelim ve gece saatleri de Ay'ın Mars'la bir kavuşumu olacak. Burası da biraz dikkat gerektiriyor. Gün genelinde yine akşam saatleri güneş artık akrep burcuna ilerliyor olacak ve tüm akrep burçlarının doğum günlerini, doğum aylarını kutluyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız diyorum. Şimdi çarşamba günü evet yeni fikirlerle, yeni projelerle aklımıza gelen yeni bazı farkındalıklarla güne başlayabiliriz. Aslında içe dönük ve bir o kadar duygularımızın yoğun olduğu bir gündeyiz. Gece saatleri bu ay ve mars etkileşimi agresif ve sinirli hissetmemize sebep sebep olabilir. Hızlıca bir şeyleri halledeyim derken sakarlıklara sebep olabilir. O yüzden gece saatlerini, akşam saatlerini biraz daha dikkatli yönetmekte fayda var. Ağır, yavaş, biraz daha temkinli olmakta yarar var. Perşembe günü ay Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısı güneşle zorlu bir açısı, ikinci yarısı ay düğümleriyle uyumlu bir açısı. Gece saatlerinde de Venüs'le yine uyumlu bir açısı olacak. Aslında Perşembe günü sabah saatleri Duygular ve eylemler arasında bir çelişki yaşayabiliriz ve bu da içsel strese sebep olabilir. İşte istemediğim bir ortamda bulunmak durumundayım. Orada biraz böyle şirin görünmem gerekiyor gibi gibi. Hani burada bazen hissettiğimizi yansıtamadığımız kişiler ya da ortamlar olur ya ve bu da ister istemez içsel stres oluşturur. İşte böyle bir etki aslında. Burayı biraz daha dikkatli yönettiğimiz takdirde en azından duygusal olarak bunun farkında olduğumuz takdirde yani evet burada şimdi bu ortamda duygularımı tam olarak dile getiremiyorum, yansıtamıyorum farkındalığında olursak o içsel stresi o kadar da yoğun yaşamayız tabii ki. Yine güzellik, bakım, görsel değişiklik, özellikle saç kesimi, saç boyaması gibi gibi kişisel bakım ve güzellik adına uygun bir gündeyiz. O yüzden bu tür işleriniz varsa perşembe günü özellikle ikinci yarısı olursa çok daha iyi fakat gün genelinde oldukça verimliymiş gibi duruyor. Maddi konularla da ilgili desteklendiğimiz etkiler alıyor olacağız özellikle günün ikinci yarısından itibaren Finansal anlamda güzel gelişmelere ve ilişkilere dair oldukça destekli etkilerde olacağız. İlişkilerdeki sorunu çözmek, oturup konuşmak için akşam saatlerini değerlendirebiliriz. İşte sürüncemede olan bir şey vardı, aramızda biraz alınganlık, kırılganlık oluşmuştu dediğiniz ilişkiler varsa ve toparlanmasını da istiyorsanız bunu perşembe akşam saatlerine alabilirsiniz. Cuma gününe baktığımda ay yine Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor akşam saatleri gibi Merkür'le zorlu bir açısı olacak. Gece Şiron'la uyumlu bir açısı ve Jüpiter'le yine destekli bir açısı olacak. Gün geneline yansıyan Mars ve Uranüs arasında yine destekli bir açı olacak. Günün ilk yarısı biraz daha ılımlı ve pozitif etkilerde olacağız aslında. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz olayların biraz daha iyimser tarafını gördüğümüz etkilerdeyken ikinci yarısı tartışmalara çekilebiliriz. Belki hiç aklımızda olmayan ya da bizim e, olayın içinde olmadığımız bazı tartışmaların içinde kendimizi bulabiliriz. İşte iki kişinin bir tartışması var, ben ortaya bir yorum yaptım ve hiç e, alakası olmayan bir şekilde tartışma bana döndü şeklinde bir durumla karşılaşabiliriz. O yüzden özellikle Cuma gününün ikinci yarısında çok da fazla sözel diyaloglara ters ya da karşımızdakini incitecek bazı e, diyaloglara çekilmemeye, girmemeye dikkat edelim. Yine şayet buna maruz kalan taraftaysak da eğer sözlerimize ve üslubumuza ekstra dikkat edelim. Çünkü normalde olmayacak kadar can yakabilir söylediklerimiz ve aynı şekilde o yanan can da bizimki olabilir. O yüzden konuşmalarımıza biraz dikkat ediyoruz. Gereksiz gurur ve kibirden biraz uzak durmamız gerekiyor küçük meseleler büyüyebilir. İşte bunu bana nasıl yapar? Ben bunu hak etmedim şeklinde. Biraz böyle o hani kendimizi çok yukarıya koyma ve küçücük bir söze bile, tavra ve davranışa bile tahammül edememe gibi durumlar olabilir. Gece saatleri şifa çalışmaları adına oldukça verimli, şiron etkisinden dolayı. O yüzden cuma gecesi böyle şifa çalışmaları yapmak, enerji çalışmaları yapmak adına da oldukça verimli bir zaman dilimi aslında. Cumartesi yani hafta sonuna geldik artık. Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor fakat sabah saatlerinde 11.05'te boşluğa girecek ve akşam 18.48'e kadar ayın boşlukta etkisini hissede ve ay son açısını boşluğa girmeden önceki son açısını Uranüs'le zorlu bir açı olarak yaptığı için Cumartesi günü biraz böyle hani çok yoğun işlere ele almak, çok önemli projelere kalkışmak, çok büyük büyük adımlar atmak için pek de uygun bir günde değil. Zaten ayın boşlukta olduğu, günün büyük çoğunluğunda boşlukta olduğu bu Cumartesi gününde biraz daha sakin geçirmek, rutinde geçirmek, yeni bir şeylere başlamamak daha yerinde olacaktır diyebilirim. Yine Uranüs etkisinden dolayı beklenmedik, öngörülemeyen, aslında hiç aklımızda olmayan bazı şeylerle karşılaşabiliriz. Bu pozitif veya negatif, hani bir sınıflandırma yapmak istemiyorum ama Günü yaşarken, günün içindeyken bir telefon gelmesi, "Aa hiç beklemiyordum. Tamam, oraya gidelim." ya da "Tamam, buyurun, gelin." gibi biraz böyle plansız şeylerin olma ihtimalini de düşündürüyor finansal anlamda da biraz baskı altında hissedebiliriz. Kendimizi kısıtlanmış, para ve finans konularına dair biraz eksik ve yetersiz hissetme gibi durumları da içeriyor aslında bu açılar. O yüzden cumartesi günü dikkat diyelim. Pazar günü Ay Başak burcunda ilerliyor olacak ve Venüs'le zorlu bir açısı olacak özellikle günün ikinci yarısı. Satürn'le de yine karşıt bir açısı olacak. Hafta sonu biraz böyle burnumuzdan gelebilir bu hafta. Çünkü hafta sonunun hem cumartesi gününün bu zorlu etkileri hem de pazar gününe yansıyan bu etkiler biraz böyle hafta sonu özellikle bu videoyu dinlerken plan program yapan bir taraftaysanız önümüzdeki hafta sonu ne yapalım diye daha sakin kendinizi iyi hissedeceğiniz Kendinizi iyi hissettiğinizden emin olacağınız alanlara çekilmek çok daha yerinde olacak. Ya da belki hiçbir şey yapmadan evde bu hafta sonumu dinlenerek geçirmek istiyorum şeklindeki bir seçim de faydalı olabilir. Şimdi günün ilk yarısı o kadar değil ama ikinci yarısı biraz zorlu geçebilir. Pazar günü için gereksiz takıntılara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bu her birimiz için değişecektir tabii ki. Benim takıntım sağlıktır, diğerinin ki ilişki de yalnızlıktır, diğerinin ki belki finansal bir konudur gibi gibi. Biraz böyle takıntıların su yüzüne çıkma ihtimali var. Alınganlık ve fazla eleştiri ilişkilerde gerginlik oluşturabilir. Yani eleştirmek, eleştiriye maruz kalmak, Bazen en zorlu eleştirileri kendimize yaparız. Neden böyle yaptım? Böyle yapmamalıydım şeklinde. İşte o eleştirinin dozunu iyi ayarlamak önemli olacak. Kendimizi baskı altında hissetme durumumuzda oldukça mümkün gibi duruyor. Haftanın geneli böyle ama biraz hafta sonu dikkat etmeniz gerekiyor dediğim gibi. Umarım haftamız mutlu ve keyifli geçer. Şimdi tek tek burç yorumlarına geçiyorum. Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burçları koç olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Bu hafta siz biraz hareketli başlıyor gibisiniz. Belki pazartesi günü bazı yolculuklar yapmanız gerekebilir ya da kardeşlerle yakın çevre veya yakın arkadaşlarla ilgili biraz gündemler olabilir. Burada hem yolculuk adına bir yerlere gitmek, biraz yol almak adına aktif olduğunuzu hem de iletişim trafiğinizin de bir o kadar yoğun olduğunu gösteriyor gökyüzü. Salı günden itibaren salı ve çarşamba biraz daha eve, aileye ve yuvaya odaklı olduğunuz görülüyor. Belki taşınmaz mülklerle ilgili, evle ilgili ya da emlak işleriyle ilgili bazı gündemleriniz varsa bunları ele almak adına oldukça uygun ve aynı zamanda salı günü artık güneş akrep burcuna ilerliyor olacak. Sizlerin haritasına göre dönüşüm alanında önümüzdeki bir ay boyunca ilerleyecek olan güneş artık neler gitmiyorsa neler yürümüyorsa bazı şeyleri psikolojik ve ruhsal anlamda da dönüştürmenizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yine salı günü Güneş ve Plüton arasındaki zorlu açı kariyer ve işle alakalı bazı içinize sinmeyen şeyleri dönüştürmek adına belki bir fırsat sunuyor olacak size. Ya da şöyle haftanın ilk üç günlük zaman diliminde özellikle otorite figürleriyle ya da işinizle, kariyerinizle ilgili yürümeyen ve gitmeyen artık gitmemesi gereken şeyler biraz daha görünür olacak ve can sıkıcı gibi duruyor. İşte bu çarşamba gününden sonra bu yönde bir dönüşüm hamleniz oldukça mümkün gibi duruyor açıkçası. Yani haftanın ilk birkaç günü iş yerimde canımı sıkan bazı olaylar oldu. Benim artık tahammül sınırımı aştı bu gidişat ve artık bir yerde dur demem gerekiyor gibi bir etki var açıkçası. Yine bu çalışmayan bir yükselen koç burcuysanız şayet aile büyükleriyle ilgili, ebeveynlerle ilgili, belki onların hayatında bir sağlık gündemiyle ilgili bir dönüşümü de ifade ediyor olabilir. Perşembe ve cuma günü sizin için biraz daha keyifli alanlar aktif olacak. Eğer ebeveynseniz belki çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Onlarla bazı eğlenceli aktivitelere yönelebilirsiniz ya da hobi olarak yaptığınız, keyif alarak yaptığınız konularla ilgili biraz odağınızın bu yönde olduğu görülüyor açıkçası. Bunun dışında şayet yalnız bir yükselen koç burcuysanız hayatınıza birinin girme ihtimalini de düşündürüyor tabii ki bu etkiler. Belki aşık olmak ya da birinin size aşık olduğunu işitmek, duymak, bilmek gibi gibi etkiler oldukça mümkün. Yurt dışı ilgili bir gündeminiz varsa ya da ticari bir işle uğraşan biriyseniz burada da oldukça hafta genelinde özellikle haftanın ikinci yarısı pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Belki yurt dışına gitme planınız var bununla ilgili ön hazırlıkların çabucak ve kolaylıklı olması ya da Ticari bir işle ilgileniyorsanız şayet yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler yapmak gibi temalarında vurgu yaptığı etkiler alıyor olacaksınız. Hukuki bir süreciniz varsa burada da pozitif ve olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel. Hafta sonu cumartesi ve pazar siz yine yoğun gibi duruyorsunuz. Belki evde yapılacaklar ya da iş yerinde hafta içi yapılacakları yetiştiremediniz. Evde bunlarla ilgili bir hazırlık ya da işe gitmek durumunda kalma özellikle cumartesi günü olabilir. Bunun dışında Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle mide ve bağırsaklar bölgesi oldukça hassas duruyor. Hafta sonu sizin adınıza yine rutin kontroller, sağlık kontrolleri adına da hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Genel şifa çalışmaları ve enerji çalışmaları adına da oldukça verimli etkiler alıyor olacaksınız. Bir şeyleri toparlamak, düzenlemek, planlamak ve programlamak adına hafta sonu çok güzel etkiler var. Fakat sıfırdan bir şeyleri başlatmak için çok da uygun bir günde olmayacağız. O yüzden daha çok önümüzdeki süreci planlayarak geçirebilirsiniz hafta sonunu. Umarım güzel ve keyifli bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Boğa burçları ve yükselen burçları Boğa olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz bu haftaya başlarken oldukça pozitif, güzel gelişmelerle başlayabilirsiniz. Özellikle finansal anlamda beklediğiniz bir para varsa bunun gelme ihtimali oldukça yüksek. Fakat abartılı harcamalara da açık olacaksınız. Buraya dikkat. Yani normalde aslında hiç almayacağım bir şeyi alabilirim. Genel olarak harcamaları biraz abartabilirim. Hazır gelmişken hisse de olur diyebilirim. Gerçi siz bu anlamda tutumlu da olan bir yapıdasınız. Fakat pazartesi günü böyle o tutumluluk halini çok fazla hayata yansıtamayabilirsiniz. O yüzden harcamalara ekstra dikkat diyebilirim. Yine kendinizi değerli hissetmek adına arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan ya da ailenizden gelen bir söz, bir cümle size kendinizi değerli hissettirebilir. Bu anlamda da pazartesi günü oldukça keyifliymiş gibi duruyor. Salı ve çarşamba günleri ise biraz daha içe dönük biraz daha duygusal duyguları gözlemleme gereksiniminde olabilirsiniz. Burada yakın çevre kardeşler belki kardeşlerle ilgili bazı gündemlerle ilgilenmeniz gerekebilir ya da kardeş gibi gördüğünüz yakın arkadaşlıklarla ilgili bazı gündemler olabilir belki sizlere duygusal destek vermek isteyebilirler ya da sizin duygusal desteğinize ihtiyaç duyabilirler. Onların yanında olabilirsiniz. Burada iletişim trafiği de biraz yoğun gibi duruyor. Yani işte şu arkadaşımın bir problemi var, onunla konuşayım, onu dinleyeyim, onu biraz daha kendisini iyi hissetmesi için ona destek olayım şeklinde. Biraz böyle yakın çevre ilişkilerinin vurgu yaptığı etkiler alıyor olacaksınız. Yine çarşamba gününden itibaren Güneş artık Akrep Burcu seyrini baş olacak ve önümüzdeki bir ay boyunca sizin için ilişkiler vurgu kazanıyor olacak. Özellikle ilişkilerle alakalı ve bu özel ilişkilerin daha vurgu yaptığı etkilerden geçerken içinize sinmeyen, aklınıza takılan acaba öyle mi bunun perde arkası nedir diye düşündüğünüz şeylerle ilgili ciddi bir aydınlanma yaşayacağınızı gösteriyor aslında bu yani bazı perdeler aralanacak bazı sırlar açığa çıkacak gibi duruyor. Bu sizin bir sırrınızın karşınızdaki tarafından öğrenilmesiyle de birlikte olabilir ya da sizden saklanan bir şeyin ayan beyan görünmesi ve biraz daha o perdelerin kalkarak o sırrın açığa çıkması şeklinde de olabilir. Özellikle güneş bu alana geçmeden önce plüto ile zorlu bir açısı olacak. Eğer evliyseniz eşin kardeşleriyle ilgili biraz gerginlik durumu söz konusu olabilir. Ya da bir seyahat ve gezi planınız varsa bu haftayla birlikte bu biraz böyle bazı şeyler ters gitti şeklinde biraz uğraş gerektirebilir açıkçası. Perşembe ve cuma günleri odağınız biraz daha ailevi konularda olacak gibi duruyor. Belki evin içinde düzenlenmesi gereken şeylerle ilgilenmek, belki ailenin aile büyüklerinin biraz daha desteğe ihtiyaç duyması ile birlikte, onlarla birlikte olmak yani ailevi konuların, aidiyet duygusunun ön plana çıktığı iki günlük etkilerden geçiyor olacaksınız ve burada özellikle iletişim dilinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu iki gün söylediğiniz şeyler karşınızdakinin canını yakabilir ya da aynı şekilde karşınızdakinin çok düşünmeden söylediği bir söze siz olduğundan fazla alınabilirsiniz. Buralara biraz dikkat diyor gökyüzü hafta sonu cumartesi ve pazar özellikle cumartesi çok böyle sıfırdan bir iş başlatmak için uygun değil sizin için keyif günü dinlenme günü olsun çünkü ay aslında keyifli bir alanınızdan geçiyor fakat günün büyük çoğunluğunda boşlukta ilerleyeceği için sıfırdan bir şeyleri başlatmak adına uygun değil belki biraz yönsüz biraz duygusal boşluk halinde hissettirebilir bu geçiş size özellikle hayatınızda biri varsa aşkla ilgili aşk meş konuları dair ya da ebeveynseniz çocuklarla alakalı duygusal bir karmaşaya götürebilir. Buralarda da çok net kararlar almadan çok fazla endişeye düşmeden e, o takıntılı hallerin de biraz görünür olma ihtimali mümkün çünkü burayı biraz daha sakin olurunda e, hani olanı kabul ederek geçirmekte fayda var. Pazar günü de yine bu enerjiler devam ediyor olacak biraz daha keyifli alanlara yönelmek size kendinizi daha iyi hissettirecek. Burada hafta sonu özellikle pazar günü için plan yaparken bana kimler iyi gelir, kimlerin yanında kendimi iyi hissederim yoksa şu an ihtiyacım olan şey yalnız kalmak mı şeklinde hani bazı davetlere hayır diyebiliyor olmanız gerekiyor aslında. Çünkü iyi hissetmediğiniz yerlere katıldığınız takdirde mecburi bir katılma olur ya bazen işte burada Olaylar biraz böyle karışabilir, o yüzden e, hayır diyebilmek, benim bugün dinlenmeye ihtiyacım var diyebilmek ya da kendinizi iyi hissedeceğiniz farklı bir alanlara yönelmek en azından günü kurtaracak gibi duruyor. Umarım haftanız keyifli ve güzel geçer, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba ikizler burçları ve yükselen burçları ikizler olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Pazartesiye başlarken en hareketlimiz sizsiniz. Yani oraya koşturdum, buraya gittim, şuraya yetiştim şeklinde biraz böyle Hani çok fazla işi aynı günde halletmeye çalışan bir etkiyle haftaya başlayabilirsiniz. Bu çok yönlü olma hali, her şeyi birden halletme hali günün sonunda biraz yorgunluğa sebep olabilir. O yüzden her işi pazartesi gününe almamakta fayda var. Ancak genel anlamda oldukça iyimser olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz iletişimde olduğunuz, sosyal olduğunuz ve aslında bir şeyleri büyütme etkisinde olduğunuz bir gündesiniz aynı zamanda. O yüzden büyümesini, genişlemesini, bereketle çoğalmasını istediğiniz her ne varsa Pazartesi günü bunu ele almak adına sizler için oldukça verimli ve uygun. Salı ve çarşamba günleri hem duygusal hem de biraz kendi değer algınızı gözlemliyor olacaksınız ben kendimi ne kadar değerli hissediyorum ki bu iki gün hem özgüven hem özdeğer adına yaptığınız çalışmalardan olumlu ve pozitif geri bildirimler alma ihtimaliniz de oldukça yüksek. O yüzden aynaya bakarak kendinize ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatmanız özellikle bu iki günde şifalı geri dönüşleri de beraberinde getirecektir. Bunun dışında finansal konularla ilgili, parayla ilgili, bütçe hesaplamasıyla ilgili bazı yönelimleriniz olabilir. Belki bir şey almak istiyorsunuz, bununla ilgili bir bütçe planlamanız var ya da genel olarak ödeme yaptığınız, planlı ödeme yaptığınız bir yer var. Bunlarla ilgili bir hesaplama, kitaplama yapıyorsunuz. Yani hem duygusal hem de bir o kadar değer alanının aktif olduğu etkilerden geçiyor olacaksınız. Çarşamba günü güneş artık akrep burcuna ilerliyor olacak ve güneşin akrep seyri önümüzdeki bir ay boyunca sizi günlük işler, rutinler, yapılacaklar, sağlık rutinleri, sağlık kontrolleri adına oldukça aktif kılacak gibi duruyor. Bugüne kadar şuram hafif bir ağrırdı, görmezden gelmiştim, yok saymıştım, çok da üzerine gitmemiştim dediğiniz konulara dair belki biraz daha görünür olmasıyla birlikte o alanlara yönlenmeniz gerekebilir. Yani sağlık alanına ekstra dikkat etmeniz gereken önümüzdeki bir aylık gündem var aslında. Bunun dışında planlı programlı neyi yapamıyorsanız orada biraz işler karışabilir ya da günlük iş rutinlerinizle ilgili bazı düzenlemeler gerekebilir. Yani sizin bakacağınız alan biraz daha bu dönüşümlerin hem sağlık adına hem de rutinler düzenli olarak yapılan işler ve eylemler adına şöyle bir düzenleme gerektiren bir döneme girdiğinizi de gösteriyor. Perşembe ve Cuma günleri özellikle yakın çevreyle olan ilişkilerinize ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Biraz kibrin, gururun ön planda olduğu etkiler alıyor olacaksınız. Yani bu etkileri karşımda kardeşim gibi gördüğüm, kardeş gibi bildiğim, benimsediğim ve sevdiğim biri var. Fakat öyle davrandı ki, öyle gurur yaptı ki bazı şeyler için ben onu tanıyamadım gibi gibi bazı etkiler verecek olabilir. Burada yakın çevre ilişkileri özellikle perşembe ve cuma günü oldukça aktif. Aynı zamanda görsel bir değişiklik arzunuz varsa bunları da ele almak için verimli. Fakat biraz böyle gururlu, kibirli hani kendimi ortaya koyacağım, kendime olduğum gibi ifade edeceğim ama karşımdaki tarafından da yanlış anlaşılmaktan çekiniyorum şeklinde bazı dürtüsel tepkiler, bazı dürtüsel içgüdülerle hareket etme ihtimalinizin de yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle bu iki gün egonuzu iyi kontrol etmeniz gerekecek. Yani sağlıklı ego hepimizde var ve zaten olmazsa yaşayamayız. O yüzden ego dediğimiz şey, aslında sağlıklı bir şekilde geliştiği takdirde hiçbir sıkıntı yokken en uç ve olumsuz yönüyle kibre kaydığı zaman işte orada bir tehlike oluşuyor aslında. Yakın kişilerle, yakın arkadaşlarımızla ilişkimiz bu anlamda bozulabiliyor. İşte sizin biraz daha bu alanlara dikkat etmeniz. Eğer kırıldıysanız bunu biraz daha belki özverili bir şekilde dile getirmeniz ya da sizden kırılan biri varsa da yine aynı şeffaflıkla belki yanıt ve karşılık vermeniz önemli olacak. Yakın ilişkilere dikkat diyorum burada. Hafta sonuna baktığımda cumartesi ve pazar etkiler biraz zorlu hepimiz için. Siz bu zorlu alanı ev, yuva ve ailevi konulara dair gündemlerle alıyor olacaksınız. Cumartesi günü günün büyük çoğunluğunda ay boşlukta olacağı için eve dair, yaşam alanınıza dair sıfırdan yeni bir şeyler başlatmak için çok uygun bir günde olmayacağız. Burada bilinçaltı çalışmaları için muazzam etkiler var. O yüzden hani o yakın çevreyle ilişkilerin de biraz risk altında olduğu haftanın genel etkileriyle birlikte burada bilinçaltı dönüşüm çalışmaları yapmak adına cumartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında evde işte böyle çekmece toparlamak, temizlik yapmak, biraz daha detaya girmek, evi derlemek, toplamak oldukça iyi hissettirecektir. Buralara da yönelebilirsiniz. Pazar günü de etkiler aynı şekilde devam ediyor olacak. Günün ikinci yarısı pazar günü etkiler özellikle ilişkiler adına sizi biraz zorluyor olacak ve bu zorluğu daha çok ailevi ilişkilerden alıyor olacaksınız. O yüzden işte annenizin ya da babanızın belki size ihtiyacı var fakat gidemiyorsunuz ya da gitmek istemiyorsunuz. Burada biraz böyle takıntılar, alınganlıklar, kırılganlıklar gibi etkilere de oldukça açık olacaksınız ailevi konulara özellikle aile bireyleriyle ilgili olan konulara pazar günü öğleden sonra ekstra dikkat etmekte fayda var umarım haftanız güzel ve keyifli geçer kendinize çok iyi bakın hoşçakalın merhaba yengeç burçları ve yükselen burçları yengeç olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum pazartesi gününe siz biraz içsel alanları gözlemleyerek başlıyor gibisiniz Şimdi burada içsel alanları gözlemlemek belki biraz inzivaya ihtiyacım var. Biraz daha içsel alanlarımı gözlemlemeye ihtiyacım var. Çok herkesle görüşmeden, konuşmadan, buluşmadan biraz daha içsel duygularımı hissetmeye odaklanıyorum gibi etkilerle haftaya başlıyor olabilirsiniz. Burada içinizi coşturan, sizi çok mutlu eden bazı güzel haberler alma ihtimaliniz de oldukça yüksek. Fakat bunu henüz hemen herkeste paylaşmak istemiyor olabilirsiniz ya da paylaşmamanızın çok daha iyi sonuçlar getireceğini de söyleyebilirim açıkçası. Salı ve çarşamba günleri biraz yoğun gibi duruyorsunuz. Özellikle biraz daha ben merkezli olduğunuz, kendinizi düşündüğünüz, kendi çıkarlarınızı gözettiğiniz, siz çok fazla kendi çıkarlarınızı gözeten bir enerjide değilsiniz fakat salı ve çarşamba günleri biraz daha kendinizi merkeze koyma ihtimalinizin de yüksek olduğu görülüyor. Yine burada hareketli, aktif, biraz böyle heyecanlı aynı anda pek çok işi yapmaya odaklı bir halde kendinizi bulabilirsiniz. Fakat çarşamba akşamı biraz sakarlıklara kazalara dikkat etmeniz gerekecek. Genel anlamda hızlı hareket edeyim derken aynı anda pek çok işi halledeyim derken biraz böyle ufak tefek aksaklıklara ve kazalara açık olacaksınız. O yüzden buraya dikkat. Yine çarşamba gece saatlerinde güneş artık akrep burcu seyrini başlatıyor olacak. Güneş teraziden geçerken size çok rahat bir açıda değildi. Fakat akrebe geçtikten sonra yani çarşamba gününden sonra önümüzdeki bir aylık süreçte sizin oldukça keyifli bir alanınızda ilerliyor olacak. Dönüşüm için, aşk için hayatınıza birinin girme ihtimalini burada yüksek kılarken yine hobilerle ilgilenmek, biraz daha keyifli alanlara yönelmek adına da sizleri çok fazla destekliyor olacak. Bu süreçte sezgileriniz de oldukça güçlü olacak. Yani kalbinizin sesini işitebildiğiniz takdirde her sorunuzun cevabını alabileceğiniz bir süreçten geçtiğinizi de gösteriyor açıkçası. Perşembe ve Cuma günleri biraz daha değer algınızın vurgu yaptığı, finansal gündemlerin öne çıktığı ve özellikle ego ile, kibirle karşılaşma ihtimalinizin de bir o kadar yüksek olduğu etkiler var. Bu şu şekilde olabilir. Belki yakın ilişkiler, yakın arkadaşlıklar, belki özel ilişkiler karşınızdaki kişiler size ne kadar ego sahibi, ne kadar egosunu besliyor, ne kadar kendini beğenmiş şeklinde bu şekilde hissetmenize sebep olabilir. Bunun da geçici bir etki olduğunu bilerek çok fazla karşınızdakine takılmamakta fayda var. Ancak bunu bazen bizler de yapabiliyoruz tabii ki. Burada kendinizi bu söylemiş olduğum duygularda bulursanız da evet şu an egom konuşuyor şeklinde biraz kendinize bunu hatırlatarak ilerleyebilirsiniz fayda var. Bunun dışında patronlar ya da otorite figürü kişilerle alakalı bir çekişme, anlaşmazlık ya da yanlış anlaşılmaya bağlı bir resleşme ihtimalini de düşündürüyor. Açıkçası hafta genelinde böyle bir etki var. Fakat sizin bazı pratik yöntemlerle işinizi kolaylaştırma ihtimaliniz de var. Hani bazen işe gideriz, aynı işi ele alırken, alırken onun pratik bir yönünü keşfederiz ve o işi kolaylaştırırız ya. İşte öyle bir etki de var. O yüzden sürekli yaptığımız şeylere biraz daha odaklanmak, bunu daha verimli, daha kısa sürede nasıl yapabilirim şeklinde orayı biraz daha gözlemlemek, bu hafta genelinde çok güzel sonuçlar getirebilir. Bir iş değişikliği durumunuz varsa ve o da bu haftaya denk geliyorsa oldukça verimli ve güzel sonuçlanacaktır gibi duruyor. Çünkü gökyüzündeki Venüsün kariyer alanınızdaki kuzey ay ile yapmış olduğu açı haftanın genelinde sizi kariyer iş ve statü alanlarında da oldukça destekliyor olacak. Cumartesi ve pazar iletişime biraz dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle cumartesi günü günün büyük çoğunluğunda ay boşlukta olacak. Burada boşlukta olacağı için zihin biraz boşlukta olabilir duyduğunuzu net algılayamayabilirsiniz ve burada da tabii ki biraz uyanık olmak gerekiyor. Çünkü bir alışveriş yapacakken yanlış anlama ve yanlış anlaşılmayla birlikte belki ederinden fazla bir bedel ödediğiniz, fiyat ödediğiniz bir ürün satın alıyor da olabilirsiniz. O yüzden alışveriş planınız varsa özellikle cumartesi günü bu alana dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında iletişim adına özellikle yakın çevreyle olan iletişimlerle alakalı Doğru ifade ettiğinizden kendinize emin olmanız gerekiyor çünkü söylediğiniz sözler, sarf ettiğiniz cümleler farklı algılanma ihtimalini de içinde barındırıyor. Aynı şekilde siz de karşınızdakini farklı ve yanlış algılıyor olabilirsiniz ve buna dayalı bazı iletişim problemlerine de açık olduğunuz etkilerde olacaksınız hafta sonu. Yine kısa mesafe yolculuklar, yakın yerlere gitmek, gelmek, yakın arkadaşlarla buluşmak oldukça etkin ve etkiliymiş gibi dururken dediğim gibi cumartesiye ve pazara iletişime ekstra dikkat ettiğiniz takdirde aslında oldukça keyifli, güzel, hoş buluşmaların olma ihtimalinde yüksek olduğunu vurgulayan göksel etkiler alıyor olacaksınız. Umarım haftanız mutlu ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Aslan burçları ve yükselen burçları Aslan olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz haftaya oldukça pozitif, iyimser ve sosyal ortamlarda bulunma ihtimalinizin yüksek olduğu etkilerle başlıyorsunuz. Şanslı bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle pazartesi günü sizlerin adına enerjiler çok aktif ve pozitif olacak. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir haber gelebilir ya da genel olarak uzun vadeli planladığınız, programladığınız bazı konulara dair o ilk adımı atmak adına pazartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Burada etkilerin oldukça iyicil olduğu görülüyor. Salı ve çarşamba günleri biraz içsel alanlara yönelme, belki bazı şeylerin muhasebesini yapma, biraz daha ruhsal farkındalığın açık olduğu etkilerden geçiyor olacaksınız. Özellikle çarşamba akşamı Öfke patlamalarına çok açık etkide olacaksınız. Bu iki günlük süreçte aktif ama daha çok çarşamba gününün ikinci yarısı daha aktif olacak. Ee, öncesinde dillendiremediğiniz, içinize attığınız, görmezden geldiğiniz bazı duygular hiç beklemediğiniz bir yerde patlak verebilir. Burada öfkeyi biraz daha kontrollü bir şekilde hayata geçirmekte fayda var. Çünkü sonrasında toparlanamayacak bazı, ...sonuçlar doğurabilir açıkçası. Burada öfkenize dikkat edin derim. Çarşamba akşamı güneş artık Akrep Burcu seyrini başlatıyor olacak... ...ve güneş önümüzdeki bir aylık süreçte Akrep Burcu'nda ilerlerken... ...sizin için ev konuları, yuva konuları, aile ve aidiyet gibi konuların... ...biraz daha vurgu yaptığı etkiler alıyor olacaksınız. Burada ailevi gündemler biraz daha görünür olabilir... ...ya da eve dair tadilat gerektiren işler ele alınabilir... Yani biraz odağınızın güneşin bu alandan geçerken ev, yuva ve aile konularında olacağını gösteriyor. Yine bilinçaltı çalışmaları yapmak, çocukluktaki bazı travmaları çözmek, çözümlemek ve şifalanmak adına da oldukça destekleniyor olacaksınız. Perşembe ve cuma günleri biraz daha ben merkezli olduğunuz etkilerle haftayı devam ettiriyor olacaksınız. Belki ben ne istiyorum, neden bunlara maruz kalıyorum, neden bunlar benim başıma geliyor gibi sorgulamalara çekildiğiniz ve kendinizi merkeze alarak yeni bazı kararlar verme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Bu ister özel ilişkiniz olsun, ister kariyer ve işe dair olsun ya da arkadaşlık alanlarınızla alakalı bazı durumlarla ilgili net kararlar alabilirsiniz ve bunları da hayata geçirmek adına yine bu iki günlük süreci değerlendirebilirsiniz. Özellikle görsel bir değişiklik arzunuz varsa bunu yine perşembe ve cuma günleri ele alabilirsiniz. Genel olarak sizler adına oldukça pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Seyahat gibi, gezmek gibi, farklı bir yere gitmek gibi bir gündeminiz varsa da yine hafta genelinde plan program yapmak ya da o seyahati bizzat gerçekleştirmek adına pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Hani o iki günlük süreç Salı ve Çarşamba biraz inziva alını demiştim ya. İşte burada belki gitmek, biraz uzaklaşmak, çevreden biraz daha dışarıya çıkmak adına değerlendirebileceğiniz çok güzel iki gün de olabilir bu. Bu anlam. Haftanın geneli olmakla birlikte Salı ve Çarşamba günleri biraz böyle uzaklaşmak adına eğer imkanınız varsa ya da zaten hali hazırda böyle bir programınız varsa oldukça verimliymiş gibi duruyor. Hafta sonu biraz finansal kaygı e, gündemleri oluşabilir yani para konusunda gelir gider konusunda belki biraz böyle işte yetiremiyorum, artıramıyorum, şunu planlıyorum fakat şu an bütçem yeterli değil şeklinde kaygılar ve takıntılar normalde olduğundan daha yoğun hissedilebilir. Dürtüsel davranabilirsiniz ve bu dürtüsel davranma hali de biraz ilişkilere negatif yansıyabilir. İşte burada özellikle cumartesi günü finansal risk almak, büyük alışverişler yapmak ve paranızı çarçur etmemek çok yerinde olacak. Çünkü günün büyük çoğunluğunda ay boşlukta seyir halinde olacak. Burada sıfırdan yeni bir şey almak, büyük alışverişler yapmak adına çok çok da uygun ve verimli bir gün değilmiş gibi duruyor. Sonrasında pişmanlık getirebilir. Bunu keşke hiç almasaydım dedirtebilir. O yüzden cumartesi gününü biraz daha rutinde geçirin derim. Yine pazar günü de bu etkiler devam ediyor olacak. Aynı zamanda ortak kaynaklarla ilgili benim bütçem, senin bütçen, ortaklı bir işiniz varsa ya da eşle oturup bütçeyi konuşmak burada bir tartışmaya sebep olabilir. O yüzden pazar günü özellikle günün ikinci yarısı finans ve para konularındaki takıntılarınızı karşı tarafa çok yansıtmamakta fayda var. Çünkü günün sonunda günü tartışmayla bitirebilirsiniz ve bu da içsel huzursuzluğa sebep olabilir. Genel olarak aslında keyifli bir hafta fakat biraz böyle dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunları da dile getirmeye çalıştım. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burçları Başak olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Siz haftaya başlarken oldukça görünür olduğunuz, arandığınız, belki iş yerinde işleri ele alış biçiminizle takdir gördüğünüz, belki bir terfi aldığınız, alkışlandığınız ve onaylandığınız etkiler haftaya başlıyor olacaksınız. Genel olarak kariyer alanında bir pozitif etki alıyorsunuz aslında. Burada ister yaptığınız işin onay bulması, onaylanması, ister işte sevdikleriniz tarafından gel sen de ol, gel sen de katıl, şeklinde talep görmeniz genel olarak pozitif etkilerle haftaya başlıyorsunuz bu anlamda. Salı ve çarşamba günleri hem duygusal hem de arkadaşlarınız ve sosyal alanlara yöneldiğiniz etkilerde olacaksınız. Belki bir arkadaşınızın sizden destek talep etmesi, duygusal anlamda zor bir süreçten geçen bir arkadaşınıza destek vermeniz, onu dinlemeniz, konuşmanız, anlatmanız, bilgi birikiminizi, tecrübenizi aktarmanız şifa gibi gelecektir. O yüzden Salı ve çarşamba günleri özellikle arkadaşlıklar alanı oldukça aktif ve dikkat çekiyor. Çarşamba akşamı özellikle e, sosyal çevre alanında bir öfke patlamasına sebep olabilir fakat bu etkiler genel olarak dinledim, işittim, çözüm önerisi de verdim ama günün sonunda kendi bildiğini yaptı şeklinde bir serzenişte bulunabilirsiniz. Burada sosyal arkadaşlıklar alanı bu kadar aktifken ee, özellikle o alanda kimsenin kalbini, gönlünü kırmamaya dikkat edin. Biz bazen işitiriz, işitiriz ama günün sonunda kendi bildiğimizi yaparız. En azından bunun bilincinde olarak çevrenize katkı sunmaya çalışırsanız e, sonuçlar da o kadar sizi hüsrana uğratmaz diyebilirim. Ve Çarşamba akşam saatleri güneş de artık akrep burcunda ilerliyor olacak Önümüzdeki bir aylık süreçte sizin için yakın çevre imzalar anlaşmalar kısa mesafe yolculuklar alanı oldukça aktif ve güneşin akrep geçişi sizi destekleyen bir etki de olacak yakın arkadaşlarla bir araya gelmek biraz daha kısa mesafe yolculuklar yapmak daha net algılamak ve algılarken bazı şeylerin perde arkasını da görmek sezmek sezinleyebilmek gibi etkileri de olacak güneşin akrep geçişinin sizler haritası üzerinde. Yine haftanın geneline yansıyan bir etki. Özellikle miras gibi, nafaka gibi, ek gelirler gibi bir beklentiniz varsa bunun bu hafta genelinde size ulaşma ihtimali oldukça yüksek. İşte satışta bir ev vardı, onun satışı gerçekleşti ya da prim bekliyordum, böyle bir para geldi gibi gibi yani finansal anlamda ekstra para girdilerinin olma ihtimali de oldukça mümkün. Bu belki sizin cebinize giren bir para değil ama aile bireylerinden birinin cebine de girebilir ve bu da ister istemez aileyi ve sizi de refaha götürebilir yani bu anlamda finansal anlamda biraz daha güzel ve pozitif etkilerden geçiyor olacaksınız. Perşembe ve Cuma günü sizin için biraz şifa alanları aktif. Özellikle rutin kontrolleriniz varsa bunları ele almak, biraz daha böyle kendi içsel alanlarınıza bakmak, sağlık alanları bu kadar yoğunken belki hafif bir soğuk algınlığıyla o iki gün evde dinlenmeniz gerekecek de olabilir. Genel olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gereken ve şifa çalışmaları adına da oldukça verimli iki günlük etki alıyor olacaksınız. Hafta sonu, cumartesi ve pazar hem ben merkezde hem çok aktif, yoğun, belki pek çok işi bir arada yürütmeniz gerekecek etkilerden geçiyor olacaksınız. Fakat cumartesi günü günün büyük çoğunluğunda ay boşlukta olacağı için burada sıfırdan yeni bir şey başlatmaktan ziyade mevcut olanla ilerlemek ve rutinde kalmak oldukça yerinde olacak. Pazar gününün etkileri de biraz e, ilişkiler adına sizi risk altında tutuyor açıkçası genel olarak karşınızdaki kişiden negatif bir etki almak ve buna tepki vermek gibi durumlar mümkün o yüzden ilişkileri özellikle pazar günü günün ikinci yarısı dikkatli yönetmekte fayda var sonucu biraz tartışmaya gitmeye yönelik bir etki çünkü Burayı dikkatli yönettiğiniz takdirde hafta oldukça pozitif ve güzel geçebilir. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba terazi burçları ve yükselen burçları. Terazi olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Bu hafta siz oldukça hareketli başlıyorsunuz haftaya. Belki seyahatler gündemde olabilir ya da evliyseniz eşin kardeşleriyle ilgili onlarla ilgilenmenizi gerektirecek bazı gündemler olabilir ve yine hukuksal bir süreciniz varsa bununla ilgili de belki bir girişim yapmak, bir şeyler başlatmak ya da mevcut bir hukuksal gündemin sizin adınıza pozitif sonuçlanma ihtimalinde düşündürüyor. Yani burada pazartesi günü etkiler bu kadar pozitifken ve siz de bu kadar iyimserken şayet büyük bir alışveriş yapmanız gerekiyorsa burada biraz o iyimserliğin dozunu iyi ayarlamakta fayda var. Çünkü gayet iyimserim ödeyebilecek gücü olduğunu düşünüyorum derken büyük bir borca girmemeye dikkat edin. Çünkü burada etkiler iyicil olduğu için çok da fazla eline boyuna düşünmeden yaptığınız bir alışveriş büyük bir alışveriş sonrasında sizi biraz zorlayabilir. Buraya dikkat ettiğiniz takdirde aslında pazartesi günü sizin adınıza oldukça pozitif etkiler var diyebilirim. Salı ve çarşamba günleri kariyer ve iş odaklısınız fakat bir o kadar duygusalsınız, dürtüselsiniz ve buradaki duygusallığınız özellikle bugünlerde öyle biraz öfke patlamalarına da sebep olabilir. Genel olarak neden bunları hep ben yapıyorum, neden kimse bir işin ucundan tutmuyor şeklinde bir serzenişle de karşılaştırabilir sizi. Buralara dikkat. Yine hayattaysa annenizle ilgili bir gündem olabilir. Anneyle ilgilenmek durumunda kalma, anneyle vakit geçirmek gibi gibi etkiler de oldukça mümkün. Fakat çalışan bir yükselen teraziyseniz muhtemelen iş yoğunluğunun bir o kadar vurgu yaptığı etkiler alıyor olacaksınız. Ve çarşamba akşamı güneş artık akrep burcu seyrini başlatıyor olacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sizin için değer duygusu, değer algısı, kendinizi nerede daha değerli hissediyorsunuz, Neyi yaptığınızda o özgüven ve özdeğer açığa çıkıyor. Tüm bunlarla ilgili bazı farkındalıklar yaşatacak gibi duruyor güneşin bu geçişi. Bunun dışında yine finansal anlamda bir gelişim sağlayabilirsiniz. Ya da para nasıl ve nereden daha iyi kazanılabilir şeklinde bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu anlamda güneşin Akrep geçişi sizi destekliyor olacak. Haftanın genelinde Venüs ve Kuzey Ay düğümü arasındaki açı sizin ortaklı bir işe girmek, biriyle anlaşma yapmak, belki bir kontrat imzalamak ya da bu araç alım satım gibi gündemler de olabilir. Belki araç almak, araç satmak, araç yenilemek, bunlarla ilgili bir imza atmak ya da gel biz bu işi birlikte yapalım, birlikte çok güzel iş çıkartırız gibi gibi bazı özel anlaşmalara sizi götürebilir. Bu hafta genelinde etkiler bu anlamda oldukça pozitif. Yine şayet e, ilişkinizde bir problem, bir anlaşmazlık varsa burada da bir uzlaşma sağlamak adına haftayı değerlendirebilirsiniz. Perşembe ve Cuma sosyal alanlar oldukça aktif. Bireysel olmak istemeyeceğiniz, biraz daha sosyal alanlara çekileceğiniz, belki o sosyal alanın bir parçası olmaktan içsel anlamda haz duyacağınız etkiler alıyor olacaksınız. Genel olarak buradaki sosyal alanlar oldukça aktif ve sosyal arkadaşlarınız tarafından desteklendiğiniz de görülüyor açıkçası. Hani bazen bir karar alırız ve yola çıkarız ya. Sonra günün sonunda bir bakmışız pek çok kişiden destek gelmiş. İşte öyle destekli güzel etkiler alıyor olacaksınız aynı zamanda hafta sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sizin biraz takıntılar su yüzüne çıkabilir. Normalde endişelenmediğiniz şeylerle alakalı kendinizi bir endişede bulabilirsiniz. Burada nefes egzersizleri yapmak, biraz daha belki meditasyona yönelmek, zihni biraz yavaşlatmak önemli olacak. Çünkü o içsel stres biraz ruhsal anlamda sizi zorlayabilir psikolojik açıdan. O yüzden hafta sonu Biraz daha böyle rahat, dinlendirici müzikler dinleyerek, belki bir deniz kenarına giderek, göl kenarına giderek, suyu gözlemlemenin de çünkü çok rahatlatıcı etkileri var. O yüzden hafta sonu buralara dikkat. Yine pazar günü özellikle günün ikinci yarısı mide gibi, bağırsak gibi alanlarla ilgili biraz sağlık problemleri kendisini gösterebilir. Sağlık alanına dikkat. Ya da çok şey kafaya taktım. Vücudum alerjik bir reaksiyon verdi ve vücudum kaşınmaya başladı şeklinde biraz deriyle ilgili problemler yaşama ihtimalinizi de vurguluyor Gökyüzü. Buralara dikkat ettiğiniz takdirde haftanın geneli aslında oldukça güzel fakat takıntılara, özellikle hafta sonu dikkat edin derim. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba akrep burçları ve yükselen burçları akrep olanlar. 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz bu haftaya oldukça paralı başlayanlardansınız. Beklediğiniz bir para varsa gelebilir. Finansal anlamda bir rahatlık söz konusu olabilir ya da genel olarak aslında hiç beklemiyordum sürpriz bir şekilde böyle bir girdi oldu dedirtebilir. Finansal ve parasal konularla ilgili oldukça pozitif etkiler alıyorsunuz. Yine enerjinin bir diğer yönü, farklı çalışma yönü Dönüşüm alanınızda ilerliyor olacak ay ve Jüpiter'le yapmış olduğu kavuşum açısıyla birlikte görsel bir değişiklik planınız ve programınız varsa bunu pazartesi günü ele almak oldukça yerinde olacak sonuçlardan memnun kalabilirsiniz çünkü. Salı ve çarşamba günleri biraz daha geniş ufuklara yelken açtığınız, belki bazı geziler ve seyahatler yapmanız gerektirecek durumlar oluşabilir. Bu belki bir iş seyahati olabilir ya da genel olarak bir eğitim almanız gerekiyor olabilir. İşte kendimi şu alanda geliştirmek istiyorum, şu konuları da öğrenmek istiyorum, bunu da işin ehlinden öğrenmek istiyorum şeklinde eğitime dair ya da seyahatlere dair bazı gündemleri de beraberinde getirebilir. Çarşamba akşamından itibaren güneş artık akrep burcu seyrini başlatıyor olacak ve bu vesileyle doğum gününüzü, doğum ayınızı kutluyorum. Şayet bir yükselen akrep burcuysanız güneş sizin birinci ev alanınızda ilerliyor olacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte ve siz kendinizle ilgili güzel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz sizin zaten güçlü fakat bu bir aylık süreçte normalde olduğundan çok daha güçlü olabilir kalbime doğdu, içime doğdu, ben bunu sezdim, ben bunu hissettim gibi cümleleri önümüzdeki bir aylık süreçte çok daha fazla kurabilirsiniz. Yine bu güneşin akrep geçişi boyunca size kendinizle ilgili bazı kararlar aldırabilir. Ben burada netim, ben bundan sonrası için bunu istiyorum, şöyle bir düşüncem var, böyle bir hedef belirledim şeklinde hem kendinizi fark etmek hem de bu farkındalıkla Yeni bazı kararlar almak için de oldukça verimli bir dönemde olacaksınız. Perşembe ve cuma günleri oldukça iş yükünüzün ağır olduğu, biraz böyle çok çalışmanızı gerektirecek şartlar ve koşullar oluşabilir. İş arayan bir yükselen akrep burcuysanız burada yeni bir işe girme, yeni bir işe başlama, iş yerinde biraz daha aktif olma ya da burası belki de Normalde hep işi yapardım ama şu anda yaptığım işler bir o kadar takdir görüyor gibi biraz böyle işle alakalı pohpohlanma etkisinde de olabilirsiniz. Hafta sonu cumartesi ve pazar arkadaşlık ve sosyal ilişkiler alanınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sosyal arkadaşlar tarafından biraz eleştiriye maruz kalabilirsiniz. "Onu neden öyle yaptın? Bunu böyle yapmasaydın." ve kişisel alanınıza taciz gibi hissettirebilir bu etkiler sizi. O yüzden seçimlerinize saygı duyulmuyorsa, kararlarınız yok sayılıyorsa ve genel anlamda o sosyal ortamda sezgisel olarak, içgörü olarak kendinizi iyi ve rahat hissetmiyorsanız işte bu hafta sonu bunu çok daha derin yaşayacak ve bazı arkadaşlarla mesafelenecek olabilirsiniz. Sosyal arkadaşlıklar alanına dikkat. Burası biraz hafta sonu karışık etkilerde olacak çünkü. Fakat kesinlikle ve kesinlikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor ki Arkadaşım dediğiniz kişilerle alakalı çok mu fazla eleştiriye maruz kalıyorsunuz? Hep mi negatif yönlerinizle değerlendiriliyorsunuz? Ya da genel olarak seçimleriniz hep eleştiriye mi maruz kalıyor? İşte burada da artık birileriyle yolları ayırmanın vaktinin geldiğini gösteriyor gökyüzü. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba yay burçları ve yükselen burçları yay olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Sizin için haftaya başlarken şöyle diyebilirim. Haftanın genelinde oldukça yoğun bir aşk vurgusu var. Yani hem pazartesi günü haftaya başlarken ilişkiler alanınızdan çok pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Hem de haftanın genelinde hayatınızda biri yoksa eğer bir aşk olasılığının oldukça yüksek olduğu etkilerle haftaya başlıyor olacaksınız. Tabii ki enerjinin birkaç yönü var. Bu şayet aşkla ilişkili değilse de finansal anlamda çok güzel gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Kariyer alanı ile ilgili belki bir gündem olabilir. Bu finansa yansıyabilir. Finansal anlamda kendinizi çok şanslı hissettirebilir. Ya da genel olarak bir işe başlamak, hani bir projeye başlamak, mevcut işimde devam ediyorum ama yepyeni bir proje aldım ve bununla ilgili biraz çalıştığım takdirde finansal anlamda oldukça bereketli bir dönem de dedirtebilir bu. O yüzden oldukça pozitif ve şanslısınız. Zaten Venüs sizin yükselen burcunuzda ilerliyor. Bu da hem ay düğümleriyle yapmış olduğu açı hem diğer göstergelerle de birlikte sizi haftanın en şanslı burcu yapıyor açıkçası. Şimdi pazartesi günü ilişkiler vurgulu dedik. Bu ister iş ilişkisi olsun, ister özel ilişki olsun, karşınızdakiyle daha rahat iletişim kurduğunuz, doğru anladığınız, doğru anlaşıldığınız, belki güzel açılımlar yaşadığınız. Çünkü bazen sohbet ederken bir şeyleri fark eder ve idrak ederiz ya, işte öyle pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Salı ve çarşamba günleri biraz daha dönüşüm alanınız tetikleniyor olacak. Burada özellikle ailevi konular gündeme gelebilir. Hani dönüşüm dediğimiz şey, çocuklukta yaşadığım bazı şeyler biraz daha görünür oldu. Burada belki bazı korkularınızla yüzleştirebilir hayat sizi. Özellikle bu iki gün yani salı ve çarşamba günü ailevi gündemler sizde biraz öfke patlamasına sebep olabilir. Hani evet şanslısınız dedik ama tabii ki biraz zorlukları da var. Burayı biraz dikkatli yönetmeniz gerekecek. Özellikle çarşamba akşamı öfkenizi kontrol edebildiğinizden emin olun derim. Yine çarşamba akşamı güneş artık akrep burcu seyrini başlatıyor olacak ve önümüzdeki bir ay boyunca güneşin akrep geçişi sizin arka alanınızda olacak ve arkanızı aydınlatan güneş sizden gizlenmiş bazı konuları açığa çıkartabilir. Ruhsal farkındalık için çok güzel bir geçiştir bu. Aynı zamanda şifa için, şifalanmak için. Burada sezgileriniz çok güçlü olacak demektir aslında. Önümüzdeki bir aylık süreçte kalbinizin sesini çok daha net ve kolay işitebilirsiniz. Bazı konularda aklınızdaki sorular hayat tarafından kendiliğinden gelebilir. O yüzden bu dönem bence önümüzdeki bir aylık süreçte ikilemde kaldığınızda aklınıza bir soru işareti düştüğünde hayata soruyu sorup yani işte ben bu işe girmeli miyim girmemeli miyim gibi bunun cevabını bekliyorum'a odaklandığınız takdirde ya bir arkadaşınız tarafından ya farklı bir mesaj olarak yeter ki okumaya gönüllü olun hayat bu anlamda sizinle konuşuyor olacak aslında. Yine bir ilişki ise bu şayet bu kişi benim için hayırlı mıdır? Uzun vadeli hayatımda olmalı mıdır? Bana iyi gelecek midir? Ben ona iyi gelecek miyimdir? Şeklindeki sorularınıza da oldukça net cevaplar bulabileceğiniz bir dönemden geçiyor olacaksınız. Bu haftaya geldiğimizde Perşembe ve Cuma günleri biraz yolculuklar, seyahatler, belki önümüzdeki sürece dair bazı gezip planları ve programları yapabilirsiniz. Burada biraz sanki ufku genişletmek, belki eğitime dair konular ya da seyahate dair konuların biraz daha vurgu yaptığı etkiler alıyor olacaksınız. Cumartesi ve pazar özellikle cumartesi gününü her birimiz dikkatli yönetmemiz gerekiyor. Çünkü ayın boşlukta etkisi yaklaşık 6 saat kadar ay boşlukta kalacak ve o gün sıfırdan yeni bir şeyler başlatmak için çok da verimli ve uygun bir günde olmayacağız. Burada işleri biraz yönetmekte zorlanabilirsiniz. Planlanmamış, programlanmamış ekstra işler canınızı sıkabilir. Bunun dışında ebeveynlerle ilgili bir gündem varsa Belki anne ve babanın kendi arasındaki çatışmalar evlat olarak size yansıyabilir ya da genel olarak aileniz tarafından anne ve baba tarafından anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Ya da hafta içi yapılan bir hata, hafta sonu patronun bir aramasıyla, telefonuyla ya da bir yöneticinin bunu nasıl yaparsın? Bu hatayı nasıl yaparsın şeklinde bir geri bildirimle canınızı sıkabilir. Bu hafta sonu biraz özellikle kariyer, iş ve ebeveynler alanı konusunda dikkatli yönetmekte fayda var. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Oğlak Burçları ve Yükselen Burçları Oğlak olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz bu haftaya oldukça hareketli ve yoğun başlıyor gibisiniz. İşler, rutinler, düzenler, düzenli yapılan kontroller, tüm bunlarla ilgili bir yoğunlukla haftaya başladığınız görülüyor. Şayet varsa bir sağlık gündemi, bunun da böyle kolaylıkla çözüleceği. İşte bu konuda biraz tereddüt etmiştim ama sonuçlar pozitif ve güzel çıktı şeklinde Belki iyicil etkilerle bu anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz etkiler de var. Salı ve çarşamba günü biraz daha ilişkiler odaklısınız. Karşınızdakine baktığınız, odağınızın onda olduğu, size nasıl yansıdığını, size nasıl davrandığını, normalde olduğundan daha fazla önemsediğiniz etkiler alıyor olacaksınız. Bu hafta genelinde bir iş teklifi de alabilirsiniz. Ve özellikle bu haftanın ilk yarısı işte gel bu işi birlikte yürütelim, gel birlikte yapalım, şöyle bir şey yapsak nasıl olur gibi gibi etkilerle de hafta geneline yansıyan fakat ilk 3 günlük zaman diliminde çok daha yoğun olmakla birlikte böyle bir ortaklık teklifi alma durumunuzun da oldukça yoğun olduğunu gösteriyor. Yine bu hafta ister finansal konulara dair olsun, ister ilişkilere dair olsun bir gündem can sıkıcı bir durum varsa şayet bunun çocukluktan, bilinçaltından ve anneden kaynaklandığını, özellikle anne figürün burada çok önemli rol oynadığını fark edebilirsiniz. İşte örneğin mesleki anlamda ticaret yapmaya karar verdiniz, ticari bir iş girişiminiz var. Fakat çocuklukta evin içinde anne hep derdi ki aman ticaretle uğraşanlar çok iyi kazanmaz ya da orası çok risklidir İnsanlarla uğraşmak zordur, standart maaş her zaman daha iyidir gibi gibi bilinçaltına ne işlendiğini bu hafta gözlemleyin derim. Burada ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çarşamba akşam saatlerinde Güneş artık Akrep Burcu seyrini başlatıyor olacak ve önümüzdeki bir aylık süreçte Güneş'in geçtiği alan size yeni hedefler ve idealler belirletiyor olacak. Önünüze dair, ileriye dair belki yepyeni kararlar alıyorsunuz, yepyeni bazı seçimler yapıyor olabilirsiniz. Yine sosyal arkadaşlıklar alanınıza da dikkat çekiyor Güneş'in geçişi. Belki bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Ben onu arkadaş zannederdim ama hiç de öyle değilmiş. Gerçek yüzünü gördüm. Maskeler düştü dedirtebilir. Bu bir aylık süreçte hem hedef belirlemek oldukça aktif hem de bazı arkadaşlarınızın gerçekten arkadaş olmadığını fark etmek oldukça mümkünmüş gibi duruyor. Yine bu haftaya gelecek olursak perşembe ve cuma günleri özellikle beklediğiniz bir para varsa bununla ilgili bir gecikme olabilir bekliyorum hala gelmiyor borç vermiştim şu tarihte demişti hala gelmedi şeklinde ya da finansal anlamda biraz böyle kaygılar su yüzüne çıkabilir buraya da dikkat etmekte fayda var bu e, perşembe ve cuma günü beklediğiniz paralar gelmezse şayet burada biraz böyle kinlenme, öfkelenme, öfkenin biraz daha yukarıya çıkma ihtimali de oldukça yüksek. Burayı dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Cumartesi ve pazar günü ayın geçişi sizin için biraz daha gezmek, dolaşmak, sosyalleşmek, belki biraz daha bulunduğunuz ortamlardan dışarıya gitme ihtiyacı hissetmek gibi etkiler verirken bazı aksaklıklara da açık olduğunuz görülüyor açıkçası. Yani işte tam giderken arabanın şurası arızalandı, istediğimiz saatte yetişemedik bir de tamirciye uğramamız gerekti gibi gibi etkiler verebilir. Genel anlamda biraz böyle yolculuklarla ilgili kısıtlanmışlık hissi mümkün, gecikmeler mümkün ya da size geleceğini beklediğiniz bir kişinin yine gecikmesi, sizin plan programlarınızın aksaması gibi gibi durumlarında oldukça mümkün olduğunu gösteriyor. Elbette her şey bazen planladığımız gibi olmuyor olmaz. Siz yükselen oğlaklar olarak plana ve programa sadık kalmak istersiniz. Fakat bazen büyük planda bizim planladıklarımızdan da daha muazzam ve güzel bir sistemin olduğunu özellikle bu hafta sonu hatırlamanızı çok isterim. Umarım keyifli ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Kova burçları ve yükselen burçları Kova olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz bu haftaya başlarken oldukça keyifli başlıyorsunuz. Belki çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir ya da genel olarak size kendinizi keyifli hissettiren alan her neyse oraya biraz çekilebilirsiniz. Oh be dünya varmış, hayat ne de güzelmiş gibi etkilerle haftaya başlıyor olabilirsiniz. Burada keyfi harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor sadece çünkü olayı biraz abartma eğiliminde olabilirsiniz. Bunun dışında salı ve çarşamba günleri bir o kadar yoğun olduğunuz görülüyor ve özellikle sizler için mide bölgesi biraz daha hassas olacak normal dönemlere göre. O yüzden yediklerinize ve içtiklerinize ekstra dikkat etmekte fayda var. Yine rutin kontrollerinizi salı ve çarşamba günü ele alabilirsiniz. Burada da hani biraz daha pozitif etkiler alıyor olacaksınız bu süreçte. Şayet varsa evcil hayvanlarınızla ilgili yine bir gündem olabilir ya da rutin rutin olarak düzenli olarak yapmış olduğunuz şeyler biraz daha pratik nasıl olunur adına belki o yönde bir efor sarf edebilirsiniz. Çarşamba gece saatlerinde güneş artık akrep burcuna geçiyor olacak ve önümüzdeki bir aylık süreçte akrep burcunda ilerleyen güneş sizi kariyer ve statü alanında aydınlatıyor olacak, parlatıyor olacak. Biliyoruz ki akrep enerjisi dönüşüm enerjisidir. İşinizde kariyerinizde statünüzde içinize sinmeyen size kendinizi iyi hissettirmeyen her ne varsa Önümüzdeki bir aylık süreçte bunları dönüştürmek için çok güzel ve pozitif etkiler alıyor olacaksınız. Belki yöneticilerle patronla, bir problem var. Bunu daha derinlemesine ele almak için oldukça destekleyici. Yine aile büyükleriyle belki anne veya babanın bazı sağlık gündemleri var. Bunların dönüşümü için oldukça destekli. Yani tam böyle tepe alanınızda ilerleyen güneş bu söylemiş olduğum konularla ilgili şayet içinize sinmeyen, sizi huzursuz ve mutsuz eden ne varsa bunları dönüştürmek adına oldukça destekleyecektir sizi. Yine bu haftaya gelecek olursam Perşembe Pembe ve cuma günleri biraz daha ilişkiler odaklı olduğunuz görülüyor. Belki ilişkilerde uzlaşmayı arzulamak, denemek, anlaşamadığınız öncesinde bazı konularda fikir ayrılığına düştüğünüz kişilerle tekrar bir oturmak, konuşmak, derdinizi anlatmak oldukça mümkün. Odağınızın biraz daha karşıda olduğu ve bu etki biraz daha böyle ayın açılarıyla da birlikte Rekabet hissi uyandırabilir sizde. Yani karşınızdaki size sanki rakibinizmiş gibi davranıyor olabilir ve bu da içsel bir huzursuzluğa sebep olabilir. Burayı dikkatli yönettiğiniz takdirde aslında ilişkiler adına oldukça destekli etkilerden geçiyor olacaksınız. Hafta sonu cumartesi ve pazar özellikle sizin sağlık alanlarına ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Şayet görsel bir değişiklik düşünceniz varsa, işte estetik operasyon gibi ya da saç gibi hani görsel olarak bir değişiklik arzusundaysanız bunu lütfen bu hafta sonu ele almayın derim. Çünkü genel enerjiler bu kadar yoğun ve aktifken ve biraz da hafta sonu zorluyorken bu enerjiler sizin görsel değişikliğe bu hafta sonu gitmeniz demek sonrasında pişman oldum keşke hiç yaptırmasaydım eski hali daha güzeldi gibi gibi cümleler kurdurtabilir aslında. Ve aynı zamanda finans konularını biraz daha takıntılı hale getirebilirsiniz. Bu bireysel kazancınızdan ziyade Eşinizle olan ortak bütçe ya da ortaklı bir işiniz varsa buna dair ortak bütçe sanki hafta sonu biraz finansal kaygının da yoğun olduğu etkiler alıyor olacaksınız. Hem ilişkiler alanı bu kadar yoğunken hem de finansal kaygı biraz daha su yüzüne çıkmışken eşle ya da ortakla finans ve para yüzünden bazı anlaşmazlıklara ve tartışmalara da çekilme ihtimaliniz oldukça yüksek. O yüzden buralara dikkat edin derim. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba balık burçları ve yükselen burçları balık olanlar 21-27 Ekim haftasını değerlendiriyorum. Siz haftaya biraz evde kalsam iyi de etkisiyle başlıyor gibisiniz. Çünkü evde, yuvada, ait olduğunuz yerde kendinizi görmek ve orada kalmayı arzulamak oldukça yoğun olacak sizin için pazartesi günü. Yine böyle güzel etkiler de var aslında. Eve dair, yuvaya dair bir alışveriş düşünceniz varsa bunları böyle geri planda belki telefonda internetten ön araştırmasını yapmak, oralarda kendinizi iyi hissetmek, ay şu eşya da benim evime ne kadar güzel olur gibi gibi gündemlerinde aktif olduğu etkiler var aslında. Salı ve çarşamba günleri çok duygusal olduğunuz görülüyor ve bu duygusallık şayet hayatınızda biri varsa aşk hayatıyla ilgili olabilir. Normalde olduğundan daha yoğun hissediyor olabilirsiniz duyguları belki alınganlık, kırılganlık işte bunu da neden böyle yaptı gibi bir iç çekişle de e, bu etkiler size yansıyabilir. Ve yine eğer ebeveyseniz çocuklara dair biraz daha böyle duygusal gereksinimle onların yanında olmayı arzulamak, onlarla olmayı arzulamak, şayet çalışmanız gerekiyorsa işte onun yanında yeteri kadar değilim serzenişiyle belki yansıyor olabilir. Ama genel anlamda hem aşk hayata hem de çocuk çocuklara dair konularda normalde olduğundan daha fazla olaylara duygusal yaklaşacağınız görülüyor. Ve çarşamba günü özellikle günün ikinci yarısı bu iki konuya dair yani hem çocuklar hem de aşk hayatına dair böyle tuttuğunuz konular, olaylar, öfkeler, görmezden geldiğiniz neyse çocuktur yapmıştır dediğiniz ya da aşkınızla, aşk hayatınızla ilgili neyse insandır, olur, insanlık halidir dediğiniz şeylerle alakalı böyle hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz büyüklükte öfke patlamasını da karşınızdakine yansıtabilirsiniz. Böyle de bir etki var açıkçası buraya dikkat. Yine çarşamba gece saatlerinde güneş artık akrep burcu seyrini başlatıyor olacak ve önümüzdeki bir ay boyunca güneşin akrep geçişi Özellikle fikir adına, düşünce adına, biraz daha olayları geniş bir perspektiften algılamak adına belki yeni bir eğitime başlıyorsunuz, belki bazı şeyleri öğrenmek istiyorsunuz ve derinlemesine bir araştırmaya giriyorsunuz. Yani illaki bu bir eğitime kaydolarak olmaya da bilir. Belki kitaplar alıyorsunuz, arka planda araştırmalar yapıyorsunuz fakat bir konuda bilgeleşiyorsunuz. Öyle de bir etki var. Yani önümüzdeki bir aylık süreçte saptadığınız bir konuya dair daha derin ve geniş bir bilgi edineceğinizi de gösteriyor. Yine bu hafta Perşembe ve Cuma günleri oldukça yoğun. Özellikle ve iş arkadaşlıklar alanınıza dikkat etmeniz gerekiyor bir o kadar. Çünkü sanki ben bir şeyleri çok yapıyorum, iş arkadaşım daha az yapıyor gibi bir serzeniş olabilir. Yine burada sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Sizin için özellikle kalp bölgesine yani kalp ile alakalı, ritimle alakalı bir problem varsa bununla ilgili bir belki sağlık kontrolü yaptırabilirsiniz. Bunun dışında iş arkadaşları ile ilgili iş paylaşımına biraz daha özen göstermek fayda var. Hafta sonu cumartesi ve pazar etkiler genel anlamda biraz zorlayıcı. Siz bu zorlu etkileri ilişkiler alanından alıyor olacaksınız. Özellikle evliyseniz eşle olan ilişki biraz böyle kaygılarla, endişelerle, vesveselerle acaba öyle miydi, acaba böyle miydi? Bu sözüne inanayım mı, inanmayayım mı şeklinde biraz böyle içsel huzursuzluğun karşıya yansıması ya da karşınızdakinin size bunu yansıtma haliyle birlikte arada bir çatışma doğma ihtimalini de düşündürüyor açıkçası. Hafta sonu ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Umarım haftanız güzel ve keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.